Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda 2003'ten günümüze ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak daima hizmet, daima millet düşüncesiyle son 15 yılda suyla alakalı 7200 tesisi ülkemize kazandırdık. Bu tesislerin 508'i baraj. Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Bakanımız ve ekibiyle iş adamlarımıza, firmalarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet ve sulama tesisi daha inşa ediyoruz. Son 15 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle sulamaya açılan alanı 65,3 milyon dekara yükseltmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle 42 milyon insanımıza içme ve kullanma suyu sağladık. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. İşimiz hizmet, gücümüz millet dedik, çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek yıllık enerji üretimimizi 26 milyar kilowatt saatten 95 milyar kilowatt saate çıkardık. Büyük millet, büyük güç, hedef 2023 sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bölge gelişim ve kalkınma projelerimizin çalışmaları da aralıksız sürüyor. Dört milyar fidanı toprakla buluşturduk. 144 şehir ormanı, 365 bal ormanı kurduk. Milli park sayımızı 42'ye, tabiat parkı sayımızı ise 223'e yükselttik. Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 1840'a çıkarttık. Bu yatırımlardan Afyon Karahisar'ımız da nasibini aldı. Zafer'in başkenti Afyon Karahisar'ımıza son 15 yılda 16 milyar liralık muazzam yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımların 2 milyar 420 milyon liralık çok önemli bir kısmı Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza ait. Hizmete aldığımız tesislerle şehir merkezi ve ilçelerimizin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladık. 37 baraj, 19 gölet ve 1400 köprü inşa ettik. 20 baraj ve gölet inşaat, 23 baraj ve gölet plan proje safhasında olup çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. 501.160 dekar araziyi sulamaya açarak Afyon Karahisarlı çiftçilerimize yıllık 551 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 213 dere ıslahını tamamladık. 102 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 5 şehir ormanı ve 21 mesire yeri tesis ettik. Orman köylülerimize 33,7 milyon lira kredi ve hibe desteği sağladık. 11 bal ormanı kurduk. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. Başkomutan Tarihi Milli Parkı'yla 3 Tabiat Parkı ve diğer korunan alanlarımızda önemli çalışmalara imza attık. Meteoroloji radarı, biri hava alanı, 43 otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla yıldırım tespit ve takip sistemi kurduk. Şuhudi Hazretlerinin, Hamza Paşaların torunlarının yaşadığı, Şehitler Diyarı güzel Şuhut'umuzda da hükümet olarak son 15 yılda 450 milyon liralık muhteşem yatırımlar gerçekleştirdik. Rekor 250 milyon liralık yatırımla bakanlığımıza ait. Kara Adilli, Karacaören, Şuhut ilçe merkezi içme suyu tesislerini tamamladık
Şuhut İleri Arıtma Tesisi ile Şuhut'umuza menba kalitesinde içme suyu temin ettik. Ağzıkara, Aydın ve 25 Ağustos Zafer Barajları'yla Balçıkhisar, Şehit Nurullah Oymak ve Ortapınar göletlerini inşa ettik. Başören Tekke Kavaklı ve Koç Yatağı Barajları'nın inşa çalışmaları da bütün hızıyla devam ediyor. Hizmete aldığımız 29 sulama tesisiyle Şuhut'umuzdaki 62.650 dekar araziyi sulamaya açarak 68 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Tamamladığımız 29 dere ıslahıyla Şuhut'umuzu taşkın zararlarından koruduk. 3,64 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Tesis ettiğimiz 5 köy ormanı, Molla Tepe Mesire Yeri, 25 Ağustos Şehir Ormanı ve 10 Şehitler Ormanı'yla Şuhutlulara rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar sunduk. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 2,4 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. Ağzıkara Bal Ormanı'nı tesis ettik. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nda Ataköy'den Kocatepe'ye, Kocatepe'den Şuhut ilçesine kadar olan 34 kilometrelik Zafer yoluna sıcak asfalt döşedik. Birçok çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Yaban hayatını muhafaza ve geliştirme çalışmalarımızı da bütün hızıyla sürdürdük. Kurduğumuz Kumalar Dağı Meteoroloji Radarı ve 4 otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla da hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. Şuhut'ta destan yazmaya devam ediyor ve bugün de 20 milyon liraya mal olacak 750 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Arızlı Göleti'nin temelini atıyoruz. Afyonkarahisar'ımızın medarı iftiharı Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 15 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Türkiye artık daha güçlü ve yolu açık. Hedef 2023.